Ben Fırat Özmen. Bugünkü videoda Murat Evegün'ün paranormal videolarını izleyeceğiz. Arkadaşlar sizin de evinizde o tarzda şeyler mesela yaşansa bence siz de olsanız o evde durmazsınız. Yani sizin için bir ürperticiyse bu videolar şu an benim için 10 ürpertici yani. Harbiden arkadan biri geçiyor gibi ama şurada bakın şurayı izleyin. Yemin ediyorum bu arada canlı canlı içeriden ses geldi bakın. Eğer bu tahmin ettiğim şeyse ben de korkmaya başlayacağım çünkü. Annemin evinde yaşanan olayın aynısı değil mi? Gördünüz mü? Yemin ederim aynı neye benziyor biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Arkadaşlar yemin ediyorum duydunuz mu bilmiyorum. Bina başımıza yıkılacaktı sanki. Bina başımıza yıkılacaktı sanki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Özmen. Murat Evegün'ün videosunu çekerken müsaade istemiştim şu an bu videoyu çekebilmek için. Şu an yukarıdan mesaj attı. Kanka kanal senin demiş, istediğini yapabilirsin dedi. Videonun içinde adamdan haber aldım. Yani zaten izin vereceğini düşünüyordum ama ben çekmeye başlayayım. Sonra elbet izin verir diye düşünüyordum. Neyse ya ben bunu niye anlatıyorum size? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Özmen. Bugünkü videoda uzun zamandır benim de YouTube'dan takip ettiğim ve videolarını severek izlediğim Murat Evegün'ün paranormal videolarını izleyeceğiz ve bu videolara tepki vereceğiz arkadaşlar. Akşamları oturup ben Murat Evegün'ün videolarını normalde izliyorum. Bugün de izlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Ya ben bu videoyu izliyorum. Madem izliyorum beraber izleyelim istedim sizinle. O yüzden hemen kamerayı kurdum, kayda girdim. Bugün videoyu beraber izliyoruz ve beraber tepki veriyoruz. Daha fazla sizinle beraber böyle video izlememi istiyorsanız bu videoya yorum, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar isterseniz, ne kadar talep ederseniz daha fazla bu tarzda videolar gelecek. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Adamın videoları gerçekten güzel ama sarıyor. Hani sarmıyor olsa, güzel olmasa size izletmem beni biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Kaydı başlattım. Ekranda gördüğünüz sosyal medya kullanıcısı rastgele videolar yükleyen genç bir kadına ait. Ancak bu sefer babasının ona Bodrum'da hayalet olduğuna dair anlattığı hikayeyi doğrulamaya çalışıyordu. Dolaşırken bunları kayda alacaktı. Adamın ses tonu çok iyi değil mi? Bu adamın ses tonu beni ürpertiyor zaten biraz. Böyle gerici bir ses tonu var. Bir de bir şeyi var bunun. Bazen böyle çok ciddi bir olayla karşılaştığı zaman aman Allah'ım o da ne? Falan yapıyor böyle. Ben geceleri falan eskiden izlerken böyle ürperirdim. Oh, that. That wasn't here last time, not that I remember. Huh. Okay, let's open this door. Hell no. Ew. It is significantly colder and bu konuda daha fazla bilgi olmadığı gibi duyduğunuz kapı seslerinin gerçek paranormal bir olay olup olmadığı da bilinmiyor. Kızların korkusu tamamen gerçek. Kapı açılıp kapanma sesleri varmış. Tanıdık geliyor mu arkadaşlar İstanbul videosundan, ondan sonra Adana'daki hastane videosunda olduğu gibi mesela. Zaten mesela ben bizim yaşadığımız olayların çoğuna bakıyorum. Geçmişte böyle mesela özellikle yabancı kaynaklı olaylarda gerçekten yaşanmış olaylar. Yani sadece bizim değil, başkasının da yaşadığı olaylar. Çekmiş gibi duruyor. Son karar sizin. Şimdi izleyeceğimiz video, geceyi hayaletli olduğu söylenen tanınmış bir otelde geçirmeye karar veren bir kadın tarafından paylaşıldı. Tıpkı beklendiği gibi tuhaf şeylerin yaşanması çok uzun sürmeyecek. Hello? Kapı kapandı Mike? Galiba. Arkadaşlar videoyu dikkatle izleyin. Sizin de mesela bazen benim izlerken yani fark etmediğim şeyler olabilir. Siz de fark ettiğiniz şeyler olursa yazın yorumlara. Hello?
Hello? Burada yanlış duymadıysam kapı kapandı kızın üstüne. İlk başlarda her şey normal giderken bir gürültü dikkatini çeker. Kısa bir süre sonra dolabı kontrol etmeye gittiğinde tüm eşyalarının yerde olduğunu görür. Eşyaları yerdeymiş. Ben de bu kız oraya girdiğinde neye şaşırdı diyordum. O andan birkaç dakika öncesine kadar burası böyle bir yer değildi. İzleyicilerin yorumlarına göre odada bir doğaüstü hareket olduğu kesindi. Her ne olursa olsun kadın o anda oradan ayrılmaya karar veriyor. Açıkçası kadının başına gelenleri biz de yaşamış olsaydık orada bir an bile daha fazla kalmadan terk ederdik. Düşüncelerinizi yazın. Ekranda gördüğünüz yani. Sosyal medya hesabında bir gün tuhaf bir video yayınlandı. Monitöre göz attığı sırada ilginç bir şey dikkatle. Bir gün tuhaf... Yani arkadaşlar sizin de evinizde o tarzda şeyler mesela yaşansa, düşünsene mesela gardırobunun içinde olan kıyafetler bir bakıyorsun yatağının üstünde. Sonra arkana bir dönüyorsun yerlerde ve evde kimse yok. Yani bence siz de olsanız o evde durmazsınız. Ziyazan. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabında bir gün tuhaf... Beşiğinin yanında bir kürenin nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. İzleyiciler için bu, yaşananın paranormal bir vaka olduğunu kanıtlamıyordu. Ancak günler geçtikçe rahatsız edici bazı görüntüler daha yayınlanacaktı. İlk o dönen şeye benzer bir şey. Bakın bizim korku evimizde de zaman zaman yaşanıyor. Ben güvenlik kamerasını izlerken görüyorum böyle. Hani böyle bu beyaz bir şey dönüyordu ya. Aynı ona benzer bir şey bizim burada da zaman zaman görüyorum. Hatta videosu olacaktı birkaç tanesinin. Bulursam araya onu da katarım, görürsünüz siz de. Onun haricinde bebeğin yaptığı hareketler neydi öyle, gördünüz mü? Bazı görüntüler daha yayınlanacaktı. Hani şey olabilir, hani rüyasında veya kabus görürken bebek korkmuş olabilir. Hani bunu illa paranormale bağlamamak lazım. Bir bakalım ne anlatacak. Aynen öyle vallahi. Tam ben de onu söyleyecektim. Murat abi zaten aynısını söyledi. Sanki böyle ayağından biri çekiyor gibi değil mi bebeği diyecektim. Dikkatli baksak da odada bebek dışında kimsenin olmadığını anlayabiliyoruz. Ne yazık ki aile için bu durum sebebi bilinmeyen bir olay olarak kalacak. Peki bunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabından ara... Siz de ne düşünüyorsanız arkadaşlar bu olayla ilgili siz de yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoyu şu an beraber izliyoruz, beraber yorumluyoruz. Araştırmacılar, geçtiğimiz günlerde Ohio'nun en perili evi olduğu söylenen Bill Malikanesi'ni araştırmaya gittiler. 1920 yılında bu ev bir aileye satıldı. Ancak ne yazık ki tüm üyeler taşındıktan kısa bir süre sonra teker teker hayatlarını kaybetti. O zamandan beri bu evde paranormal faaliyetlerin gerçekleştiğine dair söylentiler vardı. Bunun üzerine ekip mülkle ilgili inceleme yapmak için içeride gezinmeye başladı. O gün bazı tuhaflıklar kaydedeceklerdi. İşte böyle
yerler mesela bize denk gelmiyor. Türkiye şartlarında arkadaşlar biraz kısıtlıyız bu konuda. Keşke böyle yerler bize de denk gelse de biz de gidip orada sizin için araştırma yapsak. Orada yaşadığımız her şeyi kayıt altına alsak ama denk gelmiyor böyle. Gerçek vakalar pek fazla denk gelmiyor. Hani siz diyorsunuz ya videolar niye geç geliyor abi? Bu yüzden geç geliyor. Gerçek vakaların peşinde olduğumuz için videoların geç gelme sebebi bu. Bir de bunları izlerken şu an korku evinde tek başımayım. Hemen sağ tarafımdaki monitörden korku evinin içini görüyorum. Yani sizin için bir ürperticiyse bu videolar şu an benim için 10 ürpertici yani. İçeri girdikten kısa bir süre sonra arkadan birinin geldiğini zar zor da olsa görebiliyorsunuz. Ancak o sırada bu terk edilmiş evde iki araştırmacıdan başka kimse yoktu. Peki bu hala bu evde dolaşan ruhlardan biri olabilir mi? Yoksa ışıktan dolayı göz yanılsaması ve kafa karışıklığı mı yaşanıyor? Görüşlerinizi yorumlarda yazın. Harbiden arkadan biri geçiyor gibi ama bak birisi kameraman. Birisi kendisi zaten. Arkadan biri daha geçiyor ama iddiaya göre evde sadece iki kişi varmış. Bakın bir daha izleyelim. Birinin geldiğini... Şurada bakın şurayı izleyin. İçeri girdikten kısa bir süre sonra arkadan birinin geldiğini zar zor da olsa görebiliyorsunuz. Ancak o sırada bu terk edilmiş evde iki araştırmacıdan başka kimse yoktu. Peki bu hala bu evde dolaşan ruhlardan biri olabilir mi? Yoksa ışıktan dolayı göz yanılsaması ve kafa karışıklığı mı yaşanıyor? Görüşlerinizi yorumlarda yazın. Hani Murat abinin de dediği gibi biraz ışık yansıması gibi de görünüyor ama bir ara böyle tam böyle insan silüeti gibi bir silüet alıyor. Bilemedim. Çeşitli içerikler paylaşan Dollcast kanalında bu defa paranormal sayılabilecek bir içerik yayınlandı. Evinde tuhaf hareketlilikler yaşıyor ve özellikle videolarından birinde bunun kanıtını yakalamış gibi duruyor. İzleyelim. So I made a video a few days ago about my haunted basement, and I know a lot of you don't believe it. You think it's just for views, but I actually have some footage. I hope that this can convince you guys that my basement is that I practically caught the ghost on camera. So I'm sitting here at the kitchen table, and this just happened. So I have these balloons that I have over here, these old helium balloons that are for my daughter's graduation party. So one happened to be way down there by the bathroom in the hallway, and I seen it like drift quickly into the kitchen, and I thought it was a person. It scared me, and then when I seen the balloon moving by itself, I quickly filmed it, and I hope I'm holding the camera in the right direction. If not, I'm sorry, but I'm gonna show you the footage right now. So the balloon, as you can see, it moved across this whole length by itself. It was on the floor, and it just dragged, and then biraz benim gibi konuşmuyor mu? Ben de mesela hastane videosu olsun, İstanbul videosu olsun şey diyorum yani inşallah yakalayabilmişimdir. İşte yakalayamadıysam da falan özür dilerim gibi şeyler söylüyorum ya. Kızın konuşması biraz benim konuşmama benziyor. It turns this corner right here by itself. It turned the corner and then went down those creepy basement steps. And I have the footage right here. I'm going to show you because I know none of you believe me. Oğlum uçan balon bu. Uçan balondan fazlası olabilir. Steps. And I have the footage right here. I'm going to show you because I know none of you believe me. Bak böyle bir uçan balonla alakalı bir vaka benim başıma da geldi. Şimdi düşünebilirsiniz uçan balon kendi kendine giden bir uçan balon gibi görünüyor ama benim başıma da geçmişte böyle bir durum geldi. Bakalım ne olacak. Yani inşallah tahmin ettiğim şey değildir. Eğer bu tahmin ettiğim şeyse ben de korkmaya başlayacağım çünkü. Okay.
Lan balon aldı başını gitti. Yemin ediyorum bakın arkadaşlar bununla ilgili size bir anımı anlatacağım. Benim de eski korku evimde 3 katlı mekanım vardı, bilenler biliyor. 3 katlı korku evim vardı. Orada böyle bir balonu yan taraftaki odaya koymuştum. Odanın kapılarının böyle geçmesi için engebeleri var yani, böyle kapı alçakta kalıyor ya biraz, uçan balon tavanda. Ben öbür odada televizyon karşısında oturuyordum. Bir anda o balon nasıl oldu hiç bilmiyorum ama o odadan süzüle süzüle çıktı. Benim olduğum odaya geldi ve dibimde durdu. Yemin ediyorum bakın şok olmuştum. Hatta onun da videolar var bende. De balonu çekip böyle işte şey demiştim. Bana deli demeyeceksiniz arkadaşlar. Bu balon az önce kendi kendine yanıma geldi falan diyorum. Vallahi billahi bana deli demeyecekseniz yemin ediyorum size. Bu poşet az önce kendi kendine bu kapıdan girdi geldi. Daha o zamanlar benim YouTube'um bile yoktu yani, düşünün YouTube falan yoktu. YouTube'dan önceydi bu yaşanan olay. Yani o balonun oradan çıkması için kendi kendine alçalıp o kapıdan geçip öbür kapıdan da alçalıp geçip yanıma gelmesi lazım. Yani bir balon bence bunu kendi kendine yapamaz. Bu olayda biraz ona benziyor. Bir şeyin veya birisinin rehberliğinde doğrudan karanlık bodruma doğru hareket ediyormuş gibi görünen bu helyum balonunun tuhaf hareketine bugüne kadar bilimsel bir açıklama bulunamadı. Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece bir tesadüf mü yoksa gerçek bir paranormal aktivite mi? Vallahi şu an kafam çok karıştı. Hani ben dediğim gibi o video muhtemelen benim arşivimde var olacak. Eğer varsa o videoyu muhakkak koyacağım oraya. Yani bu dediğim ara videoları muhakkak koyacağım. Şimdi izleyeceğimiz video bazı doğaüstü içerikler yayınlayan bir kanalın username adlı hesaptan aldığı görüntüler olacak. Bu hesapta ilginç videolar yayınlanıyor ve kısa süre sonra da siliniyordu. Silinmeden indirip yayınlayan başka bir sosyal medya kullanıcısı videoyu kendi hesabında yayınladı. Adam evinde meydana gelen ve hiçbir zaman bir açıklama bulamadığı korkunç faaliyetleri belgelemişti. İzleyelim. Ya. Kurde facere. Ya. Kapıyı biri ittiriyor lan. Hey bir dakika. Chyba od pół godziny cały czas mi coś napawczy. Annemin evinde yaşanan olayın aynısı değil mi? Gördünüz mü? Olaya bakın. Cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Arkadaşlar bakın, cinler, üçüncü boyut varlıklar bazen insanlarla böyle oyun oynamayı çok severler. Cinler çok kurnaz ve zeki varlıklardır. Onların da böyle bir nevi kendi aralarında eğlencesi bu. İnsanları korkutmak ve onlarla eğlenmek. Şu an buradaki vaka eğer gerçekse ben bunu buna bağlıyorum. Bazen böyle sırf kafa bulmak için bile, eğlenmek için bile insanlarla uğraştıkları oluyor. Böyle durumlarda en korkunç şey aynaya bakmak. Bakın benim burada da ayna var. Öyle lavaboya falan gidip gelirken aynaya bakmak zorunda kalıyorum. Arka tarafım demir parmaklık ve onun da arkası full boşluk. Aşırı ürpertici oluyor. Hey deyince de susuyor. Ya pierdolę. Kurwa znowu.
Hani videonun kurgu olmadığını düşünüyorum çünkü adam tak 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 kapı çalarken direkt koşa koşa açıyor yani. Eğer arkada bir arkadaşı yapıyor olsaydı ona herhangi bir kaçma fırsatı vermiyor. Hani kurgu değil gibime geldi ama bilemiyorum. Ve aynı zamanda annemin evinde yaşanan olaya çok benziyor. Of. Bu videoyu en çok da neden sizinle beraber izlemek istedim biliyor musunuz? Hani mesela bu tarzda yaşanan paranormal olayların içerisinde bizim yaşadıklarımıza benzer olaylar da var. Bunlara beraber tanık olalım istedim. Oo! Ne oldu? Oo! Ya abi çok affedersin ama bir defol git ya. Elbise düştü siyah, yani sen dibinde mi? Askıdan düşmüş olabilir. Oo! Ya bunun bu suyla olayı ne anlamadım. Habire bu suyu açıp duruyor. So is Kuguma. Adamın su faturası ay sonu iki katı fazla gelecek. Я передала на правду ж маму дождь. Ne gördü o? Ej, ja pierdolę, naprawdę już mam dość, cały czas słyszę, jakby mi coś kurwa działo po przedpokoju, już naprawdę mam dość, nie mogę spać. Jak widzicie, specjalnie poprzesuwałem wszystkie rzeczy, bo kurwa, mam już dość patrzenia na te pierdolone drzwi. Ja pierdolę. Nie. O kurwa, co jest? O! Nie. O kurwa, co jest? Yani arkadaşlar video son derece gerçek gibi vallahi. Yani ben bir bakıyorum böyle dikkatlice izliyorum da bir açık bulamadım yani. Niye? Bu evdeki hareketlilik korkan bu adam için her gün gerçek bir kabusa dönüyordu. Kameraya kaydettiği bunca olaya rağmen videoların tamamını ve ismini silerek anonim kalmayı tercih etmesi de gerçekten ilginç. Bugüne kadar hala o adamın kim olduğu ve başına ne geldiği bilinmiyor. Peki sizce biz ne izledik? Kalmayı tercih bun korkan... Bu evdeki hareketlilik korkan bu adam için her gün gerçek bir kabusa dönüyordu. Kameraya kaydettiği bunca olaya rağmen videoların tamamını ve ismini silerek anonim kalmayı tercih etmesi de gerçekten ilginç. Bugüne kadar hala... Murat abinin sesi öyle bir ses ki. Yani bazen duyunca rahatlıyorsun, bazı anlarda konuşunca daha çok korkuyorsun. Adamın öyle bir ses tonu var. Ya o adamın kim olduğu ve başına ne geldiği bilinmiyor. Peki sizce biz ne izledik? Rusty Tucker YouTube kanalı. Önce bebeğini kaybeden ve kısa süre sonra kendisi de ölen genç bir kadının mezarı hakkında bilgi edinmeye çalıştı. O mezarlıkta çekilmiş tüyler ürpertici bir videoyu paylaştı. O zamandan bu yana ziyaretine gelmiş birçok tanık onun ruhunu mezarının başında görmüşlerdi. Bunun sebebini de kendisinden önce ölen bebeğini bulmaya çalışması olduğu düşünülüyor. Rusty Tucker tam da gecenin bir vaktinde mezarlığa drone gönderdikleri sırada etkileyici bir şey yakalayacaktı. Dikkatle izleyin. Bir şey diyeyim mi? Güzel fikirmiş ha. Mezarlığa drone göndermek. Hani Türkiye'de bunun yasal süreci nasıl bilmiyorum ama böyle bir video denenebilir. Gördünüz mü? Hmm.
Yemin ediyorum, bu arada canlı canlı içeriden ses geldi bakın. Belki saçma gelebilir ama yemin ediyorum bizim hiçbir ayarlamamız veya hiçbir şeyimiz yok. Ben şu an burada tek başımayım. Video izliyorum. Yine içeriden korku evinden ses geldi. Daha artık ben o videodan sonra alıştım yani. Normal burada oyun oynuyorum bilgisayar başında. Tak ses geliyor içeriden. Video izliyorum. Kapı sesi geliyor yani. Artık rutin karşılamaya başladım. Mezardan uzaklaşıp havaya kaybolan bir kadının silüetini görüyorsunuz. En tuhafı da buranın bebeğini kaybeden genç kadının mezarı olmasıydı. Yani iddialara bakılırsa bu görüntüler kadının ruhunun bir kanıtı olabilir. Peki sizce gece vakti drone'la kaydedilen görüntülerde gördüğümüz şey neyin nesiydi? Masyoyoy adlı kullanıcı, günlük hayatından çeşitli içerikler yükleyen ancak paranormal olaylarla hiçbir ilgisi olmayan biri. Ancak bir gün iş yerinde tuhaf bazı şeyler gerçekleşmeye başlayınca o anları kaydetmek istedi. İzleyelim. Situasi kondisi kantor pada WFH nih. Pencerenin önünde sanki ona bakıyormuş gibi duran bir kadın figürü görülüyor. Sorun şu ki, söylediklerine göre o sırada mekanın ikinci katında kesinlikle kimse yoktu. Videoya gelen yorumlarda insanlar bu figürün iş yerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş bir işçi olduğunu düşünüyor. Peki siz bu videonun paranormal aktivitenin kanıtı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bir tür montaj mı izledik? Montajdan ziyade rastgele orada bir arkadaşı da olmuş olabilir yani. The Official adlı sosyal medya hesabında bazı mizah içerikleri paylaşılıyor. Bu konular arasında gerçek bir paranormal vaka olmadığını söyleyebilirim. Ta ki az sonra izleyeceğiniz videoya kadar. Kadın bir gece evinin bahçesinde tuhaf bir şey fark etti. Hemen cep telefonunu aldı ve kaydetmeye başladı. Bu iki... Abi montaj ya. Bence net montaj. Kırmızı nok... Yani çok montaj gibi duruyor. Yani bir hayvan gözü diyecektim normalde. Bir hayvaninki kadar olamayacak kadar parlıyor. Fazla parlıyor. Yani böyle editle bir konulmuş gibi bir hava var. Bu iki kırmızı nokta gibi görünen şey, gecenin karanlığında sanki bir çift parlayan gözmüş gibi duruyor. Monica, bunun ne olabileceğine dair hiçbir fikrinin olmadığını ve yaşananların kesinlikle önceden kurgulanıp hazırlanmadığını söylüyor. Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Kameraya alınmış tuhaf bir yaratık olabilir mi? Yoksa ayrıntılı bir kurgu komedi mi? Düşüncelerinizi yazın. İsimsiz bir kullanıcı, bir güvenlik görevlisinin acil servis odasını kaydettiği bu videoyu paylaştı. Birkaç görevli orada tuhaf bir şeyler olduğu konusunda insanları uyarmışlardı. Ancak bunu cep telefonuyla yakalayana kadar kimse gerçek olabileceğini düşünmedi. Orada olup bitenler normal değildi. İzleyelim. Kapılardan birinde bir gölgenin belirdiğini görüyoruz. Ama o sırada görevli ne kaydettiğini fark edememişti. Eve gelip kayıtları incelediğinde görüyor onu. Bu video oradaki diğer görevlilerin söylediklerini doğruluyor gibi görünüyor. Bu yer gerçekten de musallata uğramış olabilir. Peki senin bir geceyi bu acil serviste nöbet tutarak geçirmeye cesaretin var mı? Benim var. Verin adresini, video çıkaralım oradan. Ekranda gördüğünüz hesapta bir video paylaşıldı. Ya biz zaten böyle yerlerin peşindeyiz. Ah böyle denk gelse bile gerçekten ciddi olayların yaşandığı yerleri iddia etsen. Bana mesela çok mesaj geliyor. Abi bizde şöyle oldu, bizde böyle oldu ama hani ortada yaşanan somut bir kanıt yok. Hani ben buradan kalkarım, örnek veriyorum. Bursa'ya giderim. Orada hiçbir şey yaşanmasa ben boşu boşuna gitmiş olurum. O yüzden hani bana böyle videoya alınmış veya ne bileyim kanıtı olan bir şeyler bulursanız ve bunu bana ispatlarsanız ben sizin olduğunuz yere de gelir. Orada gerekirse bunun videosunu da çekerim.
Bir genç adam yakın zamanda terk edilmiş bir hastaneyi araştırmaya gidecekti. Bunu yapmaktaki amacını bilmiyoruz. Kendisinin de beklemeyeceği türden bir olay yaşayacaktı. It's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. Arkadaşlar yemin ediyorum duydunuz mu bilmiyorum. Bina başımıza yıkılacaktı sanki. Küt diye bir şey düştü. Yani damdan bir şey düştü sanki. Onun düşmesiyle bizim buradaki içerideki kapak düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Arkadaşlar çok özür dilerim, bir bakmak istedim. Yani damdan net bir şey düştü. Onun düşmesiyle yani o kadar şiddetli düştü ki bizim buradaki kapak düştü. Bathroom. Creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. I probably don't need the flashlight right now. Banyolardan birini araştırırken nereden geldiği anlaşılmayan bir sesin "seni görüyorum" dediğini açıkça duyabiliyoruz. Yemin ederim aynı neye benziyor biliyor musunuz? İstanbul videosunu izleyenler bilir. Ben yürüyorum. O sırada kayda bir ses giriyor. Ne olduğunu bilmediğimiz, hangi dil olduğunu çözemediğimiz bir ses giriyor videonun içine. Aynı ona benzer bir olay bakın. Ama burada adam duyuyor. O videoda ben o sesi duymuyordum. Biz burada editteyken biz o sesi duyduk İlker'le beraber. Belki o anda sesi alamamış olsanız da daha sonra dikkatli izlendiğinde videoyu kaydeden kişi merdivenlerin oradayken görünmeyen birilerinin yukarı çıktığını veya aşağı indiğini duyabilirsiniz. Peki bu hastane doğaüstü bir işgale uğramış olabilir mi? Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz videonun orijinal kaynağı hakkında çok fazla bilgi yok. Paranormal bir varlık tarafından takip edilen birini görüyoruz. Dikkatli izleyin. Kapının sürekli çalındığını duyabiliyorsunuz ama kişi kontrol etmek için dışarı çıktığında orada kimse yoktu. Videoda genç adam 3 veya 4. katta olduğundan birisi ona kötü bir Şimdi şöyle, çaldıktan sonra hani bayağı bir adamın kapıyı açana kadar bayağı bir süre farkı var. Bu süre farkında da çalan kişi saklanabilir diye düşünüyorum ama yine de bilemiyorum, doğru da olabilir. Şaka yapmaya çalışıyor olabilir. Sizce izlediğimiz şaka mıydı, gerçek bir paranormal vaka mıydı? Yorumlarda yazın. Ya bakın gördüğünüz gibi bayağı bir vakti oluyor yani çalan kişinin kaçması için. Adam açana kadar bayağı bir vakit oluşuyor bence.
Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda videolar izlememizi istiyorsanız bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şahsen bu tarz videoları sizinle beraber izlemekten keyif alıyorum. Bence daha fazlası gelmeli bu tarz videoların. Murat abime de, Murat Evegü'ye de abone olmayı unutmayın. Onun kanalında daha fazla bu tarzda videolar var. Oraya da gidip izleyebilirsiniz. Zaten açıklamaya koyacağım onun kanalında. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.